Hepinize bir Trabzon gününden merhaba arkadaşlar. İyi günler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Nerelerdeyiz? Ne yaptık? Video atmadığımız o 3 günlük dönem içerisinde neler gelişti? Hepsini sizlere şimdi anlatacağım. Öncelikle hemen sizlere bir bilgi vereyim. Trabzon'dayım. İstanbul'da Esenyurt Kıraç'tan yükleme yaptım. Plastik yükledim arabaya. Plastik dedim, bu saklama kabları. Evlerde kullanılan o plastik kabı tarzı şeyler. Onları yükledik geldik. Bir kısmı Giresun BİM'indi. Giresun BİM'i indirdik. Ardından pazar gününü Ordu Gölköy'e gittim. Pazar günü indirme yoktu. Gölköy'de köyde geçirdim. Ardından şimdi bastım. Trabzon'a geldim. Trabzon'da boşaltıp devam edeceğiz. Ben bir aracın içine doğru geçeyim. Oradan konuşmaya devam edelim. Video atmadığım o 3 günlük dönem içerisinde gelişen durumları hemen şöyle kısaca sizlere bir anlatayım. Biliyorsunuz Ordu'ya geldim. Ordu'da dorsiyeyi bıraktım. Başka bir dorsiye yükleyip İstanbul'a gittim. Son attığım videonun sonu öyle bitiyor. Orada olay şöyle gelişti. Acil bir tekstil yükü vardı. Ben gittim hemen dorsiyemi garaja kestim. Tekstil dorsiyesini aldım arabanın arkasına. Ünye'ye kadar sürdüm arabayı. Ünye'de bir abi geldi arabaya. O da İstanbul'a gidecekmiş. O da tır şoförüymüş. Ben Çakallı rampalarına kadar arabayı sürdüm. Çakallı rampalarında bir 45 verdik. Ona verdik. Ben yattım uyudum Çerkeş'e kadar. Çerkeş'te abinin uykusu gelmiş. Beni kaldırdı. Oradan da ben sürdüm. İstanbul'a gittim. İstanbul'da yükümü götürdüm. Yükümü boşalttım. Ardından yükleme adresim geldi. Esenyurt Kıraç'a geçtik. Esenyurt Kıraç'tan plastik saklama kabları, işte ev malzemeleri tarzı şeyler yükledik. Oradan çıktık, garaja geldik, mazotumuzu aldık, arabamızı yıkadık. Biz Önder abiyle beraber gelecektik. Normalde planımız o yöndeydi. Ama benim işlerim biraz aksadığı için, geciktiği için Önder abi çıktı yola. Benden ortalama bir 2 saat önce çıktı ve Ordu'ya da benden 2 saat önce indi diyebilirim. Sonra ardından ben çıktım yola, geldim Ordu'ya. Ordu'ya geldim, Giresun'a gittim. Piraziz'e Giresun BİM deponun yüklerini boşalttım. Yükü boşalttım. Garaja geldim. Arabayı çektim. Arabayı garajda yıkadım. Ordu'da bir yağmur başladı. Yok böyle bir şey. Ben son zamanlarda böyle bir yağmur görmedim yani. Çok güzel yağdı ama biraz hayatı felç etti. Ordu'ya, Samsun'a geçmiş olsun diyorum. Sel götürdü biraz. Ardından o yağmur esnasında ben Gölköy'e çıktım. Pazar günü arabanın içinde yatmanın bir manası yok dedim. Eşyalarımı aldım götürdüm. Kendim de gittim. Eşyalarımızı yıkadık. Köyde babaannemle biraz zaman geçirdim. Muhabbet, sohbet. Sonra arabaya Ordu arabasına bindim. Gölköy'den Ordu'ya geldim. Arabamı çalıştırdım. Trabzon'a geldim. Trabzon'dayım. Yükü boşaltmalarını bekliyorum. Beni aramalarını bekliyorum ama galiba biraz zor olacak. Çok kalabalık çünkü burası. Bu şekilde. Pazar gününden arabalar buraya birikti. Birikince de ben burada beklemek zorunda kaldım. Şimdi ben videoyu geçiyorum. Bir sonraki kesitte görüşürüz. Şimdi BİM deponun rampasına yanaştık. İndiriyorlar. Ön tarafta 3 tane A101'in paleti var. Onları bir köşeye koyacaklar. Ardından BİM kendi ürünlerini alacak. 3 paleti geri koyacak. Ben A101'e gideceğim. Oraları çekmeyeceğim. A101'i boşaltacağım. Sonra yüklemeye. Trabzon'un Engin Dağları ve Engin Yaylalarına doğru sürüyorum arabamı. Gidiyoruz. Oyuncak yükleyeceğiz. Adres geldi. Oradan oyuncağı yükleyeceğiz. 32 palet. Ordu'ya gideceğiz. Ordu'dan muhtemelen aktarılabilir oyuncak başka bir arabaya. Çünkü benim Çamsan'dan sıram var. Çamsan'dan yükleme yapabilirim. Duruma göre bakacağız. Aktarma gerekiyorsa aktaracağız. Başka bir durum varsa onu değerlendireceğiz. Aktarma gerekmeyebilir. Bendeki tekstil dorsiyesi, bunu başka bir araba takabilir. Ben boş bir dorsiye alabilirim. Bu durumların hepsini sizinle videonun geriye kalan kısımlarında paylaşacağım. Ben şuradan soldan aşağı ineceğim. Abi kusura bakma, sorry, buraları bilmiyorum. Ben yükümü yüklemeye geçiyorum. Bilgilendirmeler için tekrar videoları açacağım. Bizim Gölköy yolu gibi. Gölköy yolundan daha kötü.
Umarım yanlış gitmiyorumdur. Yani burada bir oyuncak fabrikasının ne işi olur diye soruyorum kendi kendime. Ama bizim Gölköy'de de tekstil fabrikası var, onu değerlendiriyorum. Bilmiyorum, umarım yanlış gitmiyorumdur. Şuraya baksana ya. Ben ona ne? Navigasyon orayı gösteriyor şu an. Navigasyon bana doğru yoldasın diyor. Evet arkadaşlar, geldik Çamsan'dayız. Çamsan'dan yükleme yapılacak. Bilenler bilir, Çamsan çok büyük bir yer. Yani burası çok geniş bir alan. Burası da dere. Ordu'da biliyorsunuz sel gitmişti. Buralara kadar, şuralara kadar çıkmış su. Hatta içerilerde falan su var. Arka taraflarda temizleme yapıyorlar. Şu bölgelerde bayağı bildiğin su basmış fabrikanın içine. Oraları temizliyorlar şimdi. Bir çalışma var. Yağmur suyu, sel suyu hala kirli geliyor. Bizim araba da orada. Bu şekilde geldik. Çamsan'ın içindeyiz. Yüklememiz var buradan. Arabayı güzel bir yere ayarlayacağım. Ondan sonra yüklemesi yapılacak. Gideceğiz. Durumu sizlere şöyle izah edeyim. Görüyorsunuz lastiğin halini yani. Buralara kadar lastik çamura girdi. Arka tarafta dönmeye çalışırken. O kadar sel suyunun çamurları var içeride. Fabrika şu anda çalışıyor onları temizlemek için. Arabanın yanları açıldı. 8 tane panzet indirdim yere. Şu karşıda belli olmuyor. Gelince görürsünüz. Sunta tarzı bir şey yüklenecek. Tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum. Yüklenecek, gidecek. Spanzetleri abi saracak. Sonra yanları falan kapatacağız garaja. Şunlar yükleniyor. Şu şekilde. Yine ne olduğu ile ilgili bir fikrim yok. Forklift getiriyor böyle. Büyük de bir forklift. Ama bayağı büyük. Ben ilk defa bu kadar büyük forklift gördüm. Ve bunlar elektrikliymiş galiba. Enteresan. Çünkü şurada bir depo var. Oradan dedi forkliftlere biz batarya falan alıyoruz dediler. Sesi de çıkmıyor. Muhtemelen elektrikli. Şimdi sizler için önemli bir konuya değineceğim. Murat abi nerede? Murat abi bizim Ordu'da baş şoförümüz. Murat abiyle biz bir iddiaya girdik. Arabanın deposunda 5 santim mazot vardı. Murat abi dedi 30 litre çıkar, ben dedim 50 litre çıkar. 50 litre çıkar diye tahmin ettim ama çıkmadı. 25 litre mazot çıktı. Biz de baklavasına iddiaya girmiştik. Afiyet olsun abiler. Hepinize afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz bu baklava olayını size videonun geriye kalan kısmında ben anlatacağım. Baklava olayının biraz gırgırı var, makarası var. Onu yolculuk esnasında anlatacağım baklava olayını size. Biliyorsunuz ben daha önce Bulgaristan'dayken toplayınlardan bahsetmiştim size. Hurdalık'taki toplayınlardan. İnsanların orada toplayınlara önem ve değer vermediğinden bahsetmiştim. Çünkü artık eskidiğini söylemiştim ama toplayınlar bizde çok değerli. Bu da bizim firmamızda yapılı düzülü bir toplayın. Jantları, dorsesi takımı orada. Dorsesi takımı halinde aynı şekilde. Dorsesi de komple alüminyum jant. İçi de biraz daha iyi toplanacak durumda ama döşemesi falan güzel. Yani yapılıp binilebilecek bir araba. Bir tane de Tuğrul abi de var. Kırmızı o efsane. Egzozlu böyle yapılı, bundan daha hoş durduğunu düşünüyorum ben. Bu şekilde. Şunlar da, şu yerde duranlar da benim kullanacağım arabaya takacağımız jantlar. Bu jantları benim kullanacağım arabaya takacağız. Arabayı yine söylemiyorum. Araba akşam gelecek. Videonun geriye kalan kısmında göreceksiniz arabayı. Bunları hazırlıyoruz. Gündüz olduğunda daha net göreceksiniz. Canlı da çok efsane duruyor jantlar. Thank you.
Lastikçiden çıktık. Lastikçideki işimiz bitti. Şimdi arabamı çekiciye bağlıyoruz. Önder abi bağlıyor. Biz çıkacağız yola doğru. Devam edeceğiz. Yoldan kesitlerle geleceğim. Biraz işlerim var. Onları halledeyim. Yoldan tekrar video açacağım. Gördüğünüz gibi sabah oldu. Uyandık. Nerelerdeyiz? Şu anda Osmancık'ın içindeyiz. Hayır, özür dilerim. Osmancık nereden çıktı? Erzurum'un içindeyiz. Burası neresi? Bir saniye. Bir saniye seçeceğim. Çorum. Çorum'un içindeyiz. Çorum'dayım şu anda. Dün akşam yola çıktık. Ben, Önder abi, Tuğrul abi, 3 araba ayaklı bir şekilde yol geldik. Gümüşacık köye kadar gelebildik. Uykumuz geldi biraz. Sonra yattık, uyuduk. Sabah kalktık, elimizi yüzümüzü yıkadık, bastık marşa, bismillah dedik, devam ediyoruz. Tuğrul abinin nereye gittiğini bilmiyorum. Önder abi İstanbul'a gidiyor, İstanbul'dan Lüleburgaz'a geçecek. Ben Balıkesir, Bandırma demiştim videonun geriye kalanında. O yanlış bir bilgiymiş. O bilgiyi hemen düzeltiyoruz. Balıkesir, Edremit'e gidiyorum ben. İzmit'ten aşağı Balıkesir, Bandırma, Balıkesir, Edremit yapacağız. Hala Bandırma'ya gideceğiz. Videonun bir takım kısımlarıyla ilgili hemen bir açıklama yapayım. Videoyu bir izledim ben. Videonun geriye kalan kısmında hızlı geçişler var. Yani iki yükleme arasında bir anda geçiş oluyor. Onun sebebi şu, video çekebileceğim an olmadı. Gerek ben yorgun oldum, o an çekebilecek durumda olmadım. Yani iki videonun arasında bir atlama var. Oraları falan ben hep toparlayacağım. Video çekimlerine de daha dikkatli yaklaşacağım. Bunlar benim eksiklerim ve ben videoları önceden izleyip eksiklerimi fark edip sonra geliştiriyorum onları. Daha iyi yapacağız inşallah videoları. Araçla ilgili bilgi vereyim size. Bildiğiniz gibi videonun geriye kalanını da gördünüz. Ben artık bir Skyna sürüyorum. Konuyla ilgili hemen şöyle bir açıklama yapayım. Gelecek olan yorumların önünü keseyim. Birçok kişi diyecekler ki ya 2022 model arabadan indi. İşte kaç model olduğunu bilmiyorum ama daha yeni bir model. Gitti. Eski model bir arabayı övüyor diyeceksiniz. Bununla ilgili hemen sizin anlayacağınız şekilde bir durumu izah edeyim size. Hani bir araba alma şansınız olsa veya bir araba seçme gibi bir durumunuz olsa, siz 2023 model boş paket bir EGA'yı mı seçersiniz yoksa 2015-2016 model Mercedes bir CLA'yı mı seçersiniz? Öyle bir düşünün. Ondan sonra da bana vereceksiniz. Çünkü Skyna farklı bir araba. Tamamen her şey. Sonra garajda önce jantlar geldi ama jantlar gelmedi. Jantlar depodaydı, biz jantları çıkarttık ama onun ardından baklava olayı yaşandı biliyorsunuz. Videonun geriye kalan kısmında. O durumu hemen size şöyle anlatayım. Orada çok kısa geçmek zorunda kaldım. Garajda bir araba vardı. Murat abi var bizim ortada. Murat abi deponun içine metre attı. 5 santim mazot var arabada. Ben bakmadım buraya. Tamam, sıkıntı yok abi. Buradan dedi taş patlasa 30 litre daha mazot çıkar kalsın. Ya olamaz 30 litre mazot dedim. Oradan minimum dedim 50 litre mazot çıkar. Zaten dedim o depo dedim göbekli tapadır. Şimdi şunu arabanın mazotunun içindeki taban düşünün. Taban. Tabandan hafif yukarıya doğru şu şekilde yukarıya doğru tapa göbeği vardır. Zaten o göbeği geçemeyen mazot nereden baksan yani rahat rahat bir 6-7 litre vardır. İçinde sakladığı mazot, çekemediği mazot. Dedim olamaz yani. Dedim abi en az 50 litre mazot vardır arabanın içinde. Yok dedi kardeşim, olur mu öyle şey? 600 litrelik mazot dedi. 600 litrelik mazot tankı dedi. Balsa olsa 30 litre mazot vardır. Vardır, yoktur. Attık ortaya bir laf. Murat abi dedi böyle kembele baklavasına boşaltacağız dedim. Var mı abi, benim için sorun yok. Ben eminim kendim. Ben hala eminim kendimden. O arabada minimum 50 litre mazot vardı. Neyse. Murat abi de buradan selamlar. Ama çıkmadı. Sonra biz tapoyu açtık alttan. Ben hiç zorlamadım. Arabanın körüğüyle oynamadım. Arabayı sallamadım. Hiçbir şey yapmadım. Arabadan 25 litre mazot çıktı. Velhasıl kadar kaybetmiş oldum. Gittim ben 5 kilo baklavayı aldım. Oturduk garajda, güzel bir muhabbet, sohbet, gırgır, makar oldu. Güzel oldu. Ortamı güzel oldu yani. Orada abiler vardı, arkadaşlar vardı. Onlarla gırgır makara yaptık.
Ardından ne oldu ardından? Ardından Önder abi geldi. İşte abi Önder abi baklava yedi, hayırdır kimin oldu sünnet oldu filan. İşte durumu izah etti bize. Ya da abi olamam, aynı Önder abi de aynı benim gibi söylüyor. Ve benim gibi aynı düşünen 3 kişi daha var. Olamaz diyor abi, imkansız ya. Santim başına minimum 10 litre mazot düşmesi lazım ki, evet minimum 10 litre mazot düşmesi lazım santim başına. Önder abiyle de orada biraz durumu istişare ettik, tartıştık. Ondan sonra dedim abi boş ver, gelin bir şey olmaz. Olan oldu. Ardından biz baklavaları yedik. Skyna, çünkü bu araba Trabzon'dan geliyordu. Arabayı bekledik. Araba Trabzon'dan geldi. Hemen çekiciyi ayırdım ben Dorse'den. Arabayla lastikçiye. Jantları da arkamızdan Firman'ı Sprinter ile getirdik. Videonun geriye kalan kısmını da gördünüz. Hemen jantları taktık. Arabanın jantları Burgaz'ın camları gibi oldu. Öyle derler Burgaz'da. Burgaz'ın camları gibi parladı derler. Güzel oldu. Ondan sonra geldik garaja, arabamızı baktık, çıktık gidiyoruz. Yolumuz uzun, biz hala da Çorum'dayız ama gece ben kendi adıma konuşayım gidemedim. Çünkü gün içerisinde çok yoruldum. Araba kullanmadım ama fiziksel olarak yoruldum. Onun için de geldik, güneş acıkıyordu, yattık, şimdi Çorum'dayız. Bir şekilde sürmeye, ayaklı bir şekilde gitmeye devam ediyoruz. Ayaklı dediğimde yani gazlı, hızlı gitmek anlamında söylüyoruz biz ha. Bu şekilde. Düşünüyorum. Başka da özet geçebileceğim bir durum yok. Ben videonun geriye kalan kısmına geçiyorum. Geldik, yıkamadayız. Aracımızı yıkamaya aldık. Çekiciyi yıkattıracağım sadece. Ben yolda bir arı sürüsünün içine girdim. Ön cam komple arı oldu. Camlar da bayağı ikiliydi. Bayağıdır yıkamıyorum muhtemelen. Bir aracı yıkattıracağım. Oradan sonra devam. Evet, geldik. Balıkesir'deyiz. Arabayı kattım, onun peşinden ben hiç video açmadan gazlı bir şekilde geldim. Dün gece buradaydım, yattım, uyudum, yorgundum biraz. Ardından şimdi şuradan içeriye dar bir yerden girdik. Boşaltıyorlar, boşaltmaya yapıyorlar, spanzetleri çözdüm. Ordu'da bunları 3 palet olarak, yani şurayı komple tek seferde fortif koymuştu. Buranın fortifi küçük, tek tek parça parça alıyor. Yanları açtık, spanzetleri söktük, sonra yanları toplayacağız, spanzetleri toplayacağız. Buradan geri geri artık biraz zor olacak ama çıkacağız, sonra devam. Çok yavaş boşaltıyorlar, çok ağır boşaltıyorlar. Balıkesir çok sıcak, yanıyorum. Geldim buraya, şurada bir çeşme var, göstereceğim hemen size. Çeşme değil, hortum tarzı bir şey, hemen çeviriyorum artık kamerayı. Bakın tam şurada. Su da atmış zaten yere, görüyorsunuz. Oradan bir su akıyor böyle. Harbi buz gibi yani, insanın dişini acıtıyor. Sudan içtim. Bir tane karton bardağın içine aldım. Geldim arabanın güneş vuran tarafına, arabanın üstüne attım camına. Baktım suda kireç izi kalmadı. Su kireçsiz. Tam benim aradığım su. Hemen bir kovaya doldurdum. Bir jantları gezdim. Jantlarda iz kalmıştı. Yıkamada ilaç sıktılar jantlara. Jantta iz kaldı. Güzelce jantları bir gezdim. Yine istediğimiz gibi olmadı ama olsun. İstanbul'a gidince parlatacağız. Jantları parlattım. Sadece şu tarafın jantı kaldı. Oraya da kapak düşüyor. Onun için bir şey yapamıyorum oraya. Bu tarafın jantı da aynı şekilde. Arka jant da yine aynı şekilde. Bunlara sonra tekrar ilaç vuracağız biz. Bizde bir ilaç var. Mavi taş, siyah şant için olanı var onun. Alacağız ve vuracağız onlardan. Yükleme ne durumda bakıyoruz. Şöyle fortlift biraz ufak olduğu için tek tek boşaltıyorlar. Onun için biraz uzun sürecek. Zaten buradan çıkacağım. Çıktıktan sonra da sonlandıracağım. Geldik. Arabamızı çektik buraya. Diğer tırlar da burada, görüyorsunuz. Burası tır garajı tarzı bir şey. Bir saniye kapıyı bir kontrol edeceğim. Parlıyor. Lan kapı kilitli. Şurada kampçılar falan duruyor. Şu aşağısı da muhtemelen plaj diye tahmin ediyorum. Şimdi bakacağız. Ben gidiyorum o tarafa doğru. Bir ferahladım. Bir ferahladım. Böyle bir şey yok. Balıkesir çok sıcak. Çok. Ne yaptık? Ben denizden çıktım. Adresim geldi.
Şimdi Balıkesir merkeze doğru, adrese doğru gidiyorum. Oradan yüklemem var. Aracı oradan yükleyeceğim ve boşaltmaya gideceğim. Ama siz oraları göremeyeceksiniz çünkü ben videoyu artık sonlandıracağım, bu videoyu. Ardından yükü boşalttıktan sonra ben garaja geçerim. Garajdan tekrar yeni bir video başlangıcı yaparım. Buraya kadar videoyu izlemiş olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız, bana destek olursanız çok sevinirim, çok memnun olurum. Çünkü sizin vereceğiniz bütün tepkiler benim için değerli ve ben bu konuda YouTube'a karşı daha çok motive oluyorum. Benim motivasyonumu daha çok yükseltiyor. Ve kendimi geliştirme açısından da biraz daha çabalarım artıyor diyeyim. Bu şekilde. Videoyu buraya kadar izlemiş olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu videoda da her zaman söylediğim gibi söyleyebileceğim son cümle sağlıcakla kalın.